Mevla Teala'nın, yani mesela şu an önümüzde apaçık bir savaş var ve biz savaştan kaçan bir toplum gibiyiz. Allah katında şu an Allah katında savaştan kaçan bir toplum gibiyiz. Allah bizi affeylesin. Mevla Teala bizim ahiretteki sorgumuzu, sualimizi kolay eylesin. Namazdan, abdestten kazanan sorguyu, suali, orucu, zekatı, haccı, her şeyi 5'te 5 yaptık. 100 puanla geçsek bile, geçebilsek bile, geçebilenler bile Gazze konusunda sarsılacak yarın ahirette. Mevla bize acısın. Evet, şimdi okuyorum hocam. Annesi kızına öğretmek için sesli namaz kılabilir mi? Farz veya nafile namaz fark eder mi? Şimdi anne, ya bir kadın namazda sesini yükseltemez. Mekruhtur bu. Kıraatı sesli yapamaz, tekbirleri sesli yapamaz. Bu mekruhtur. Ama öğretmek için, yani mesela normalde kıza, kızım şöyle kılacaksın diye komut verse, bak burada bunu yapacaksın, burada şunu yapacaksın diye, hatta sen dur bakayım, şimdi elini bağla bakayım, kıyam vermiş gibi. Şimdi Sübhaneke'yi okuyacak mı? Sübhaneke'yi okursa, böyle bir hoca gibi talim yapsa, bunda bir problem yok. Tabii sesini hani yandayla duymayacak şekilde ayarlayacak. Onları gayret etmesi gerekiyor. Ama bununla birlikte aynı ölçüde ben sesimi yabancıya duyurmayacak bir şekilde namazda bunu yapabilir miyim? Yapamazsın, mekruhtur. Namaz dışında. Namazı kılıyormuş gibi yapabilirsin. Niyet etmezsin. Bu şekilde komutlarla sesli bir şekilde öğretilir ama namaz bu şekilde sesli kılınamaz. Mekruh olur. Diğer sual, birinci talaktan sonra birleşmek isteyen eşlerin tekrar nikah kıydırması gerekir mi? Şimdi eğer birinci talakı verirken koca boş ol, boş ol, boş ol, hani şey, boş ol dediyse veya sen boşsun, seni boşadım gibi boşamak kelimelerini kullandıysa, bu kelimelerden sonra oluşan talaktan sonra iddet başlar. İddet içerisinde yeni bir nikaha gerek kalmadan adam dönebilir. Yeni bir nikaha gerek yok. Adam geri dönebilir. Ama boşama sözcüğü, seni boşadım değil de boşamak niyetiyle babanın evine git, yapıl git, bu iş bitti artık gibi sözlerse, bunu da boşamak niyetiyle söylemişse, bu noktada yeniden dönmek için yeni bir nikah lazımdır. Yeni bir nikah, yeni bir mehir lazımdır. Bir öncekinde boşadım, boşsun, boş ol gibi kelimelerle yapılan talakta iddet bitmeden, yeni bir nikaha gerek kalmadan adam dönebilir. Hatta döndüm demeden hanımın elini tutsa bu bile dönmektir. Yeni bir nikaha gerek yoktur. Yani birinci talak, ikinci talak. Hiç fark etmez. Yeter ki boşadım, boş ol, boşsun gibi şeylerle boşamışsa. Burada nikaha gerek yok ama babanın evine git, defol git, bu iş bitti artık cümlelerini kullanmışsa veya mahkemeye gittiler. Hakime vekaleti verdi adam. Hakim de boşadı. Burada da yine yeni bir nikaha gerek vardır. Mahkemenin boşaması talak sayılır mı? Erkek boşamak istemezse ne olur? Evet, şimdi talak hakkı erkektedir. Hakime gidildiğinde, mahkemeye başvurulduğunda hakim kendi yetkisini mahkemeye vermiş oluyor. Yani ben mahkemeye gidip imza attığımda hakimi vekil tayin etmiş oluyorum beni karından boşaması için. Bu noktada kadın başvurdu, adam başvuruyu kabul etmiyor, yanaşmıyor, ben boşanmayacağım diyor. Hakim de boşadı, adam itiraz ediyor, ben bu kararı kabul etmiyorum diyor ise, adam talak vermeden hakimin boşaması geçersizdir. Bu genel fetva, geçersizdir. Ancak şöyle bir durum olsun, berduş bir adam var, aynı yaşın teki. Kadını her gün dövüyor, zulmediyor. Kadın bu adamdan kurtulmaya çalışıyor. Ne kocalık yapıyor, ne evladına babalık yapıyor, ne eve bakıyor. Bela bir adam. Kadın artık tak etti. Dediler ki kurtul şu adamdan dediler. Bu da mahkemeye gitti. Ben karımı boşamam dedi adam. Böyle bir durumda bu fetva yine geçerli olur mu? Burada özel bir fetva devreye girer. Böyle bir durumda olan bir kadının özel fetva alması lazımdır. Ne demek bu? Şimdi İslam mahkemesi olsaydı eğer, İslam düzeni olsaydı, kadı bu kadını bu adamdan kurtarır mıydı? Çok net kurtarırdı. O zaman İslam mahkemesi yoksa, İslam mahkemesinin yerine küfür mahkemesi bile olsa, vermiş olduğu karar İslam kararına uygunsa,
İslam'ın hükmüne uygunsa o zaman o karar geçerli olur. Yani böyle bir adamı İslam mahkemesi olsa ne yapardı? Adamı bir kere döverdi, içeri atardı. Bu kadını boşayacaksın diye belki baskı yapardı ya da senden koca olmaz deyip nikahı iptal ederdi. Bu şartlar şu an var mı? Yok. O zaman mevcut resmi mahkemenin böyle bir özel durumda, böyle bir bozuk adamdan kadını kurtarmak için yapmış olduğu boşama geçerli sayılabilir. Ama böyle bir geçerli sebep yok. Kadın diyor ki heyecanımı kaybettim. Eskisi gibi elektrik alamıyorum. Kocam benimle ilgilenmiyor. Eskiden beni her pazar gezmeye götürdü. Şimdi artık ayda bir oldu bu filan. Bu gibi sebeplerle kadın mahkemeye gitse, adam da ben karımı seviyorum, boşamak istemiyorum, yuvamı dağıtmak istemiyorum dese, kadın da işte kademi devreye soksa, onu devreye soksa, bunu devreye soksa, bir de mahkeme heyetindeki hakime ise, bir de kadın hakimse, tamam adama müebbet bile verirler. Ama bu adam ben karımı boşamıyorum diyor ise şayet, bu boşanma geçersiz sayılır. Buradaki bir soru daha. Adam öldürmenin diyeti ne kadar? Şimdi bir kimse kasten adam öldürürse bunun karşılığı ya kısastır, öldürülmektir ya da tarafların yani ölenin evlatları veya yakınları biz diyet istiyoruz derlerse diyete döner bu iş. Veya hata ile adam öldürse, diyelim bir trafik kazasına karıştı bir kimse, bu kasten adam öldürmek değildir, hata ile adam öldürmektir. Bu durumda hata ile adam öldürmenin karşılığı bugün takriben 4 kilo altına tekabül ediyor. 4 kilo altına tekabül ediyor. İyi bir para yani. Bayağı yüksek bir para. Bir de şöyle bir şey var. Hata ile adam öldürmenin kefareti hem bu parayı ödemek hem de arka arkaya aralıksız 60 gün oruç tutmak. Hem 2 ay oruç tutacak. Mesela bazen şöyle oluyor. Hani anne çocuğunu, işte emzikli çocuğunu bazen uykuluyken emziriyor ve çocuğu boğuyor. Hani çocuk memede boğuldu diye bir tabir vardır. Eğer bu annenin taksiri ise, kusuruysa, yani kadın uykusunu bölmemek için pozisyonu kötü bir şekilde emzirmek istedi diyelim ve çocuk boğuldu, öldü veya üzerine dönmüş kadın çocuğun, bunlar olabilen şeyler bugün. Hatta adliyelerde bile bunun vakaları, davaları var. Bu da hata ile adam öldürmektir. Bu kadının da yine cezası aralıksız 60 gün oruç tutmaktır ve çocuğun, eğer imkanı varsa tabii, çocuğun varislerine de bu paranın ödenmesidir. Yani mesela bu para ödenecek, kime ödenecek? Hani bu yanlışlıkla öldürülen adam, bu adamın mirasçıları kim? Şunlar, o zaman bu para onlara dağıtılacak. Veya bu çocuk şimdi öldürüldü, yani işte çocuk hatayla öldü. Sorumlusu kim? Kadın. Bu parayı da verebilecek durumu var. Kime verecek? Bu çocuk. Bu çocuğun mirasçıları kimler? Baba. Kardeşler, baba var diye bir şey alamaz. Bir de anne vardır. Anne zaten suçlu olduğu için mirastan men oldu. Yaşıyorsa dedeleri filan alır. Ama çocuğun kardeşleri, baba var diye bir şey alamaz. Mesela gibi. Çocuk aldıran kadın kefaret olarak ne yapmalı? Evet, büyük bir günahtır bu, büyük bir haramdır bu. Karşılığı nedir peki bunun? Evvela çok ciddi tövbe edecek ve bunun kefaleti de buna hurre denir. Yani hani 1000 dirhem 4 kilo altın ya, bunun 5'te biri, yani 800 gram altın ödeyecek. Bu kadın, çocuk aldıran bir kadın 800 gram altını kefaret olarak ödeyecek. Kime? Yine az önceki taksimdeki gibi. Peki bu kararı aldıran babaydı. Babayla anne ortak aldı. Zaten bugün öyle yani. Anne baba ortak almazsa kararı kürtaj olmuyor diyelim. Bu karara o imza atan baba da mirastan men edilir. Anne de men edilir. O para kime verecek o zaman? Dedeye gidiyor mesela. Veya kardeş varsa kardeşe, dede yoksa gibi. Bu da yine kefaret olarak ödenen bir para. Buna hurre denir fıkıhta. Normal diri olan bir adamın öldürülmesinin 1/5'idir karşılığı. Bilmiyorduk, şuydu buydu. Mesela şöyle bir fark var bir de. Hani 40 günden önce, yani 6 haftalık çocuğun kalbi atmaya başlar. 40 günden sonra ruh üfleniyor ya. 40 günden önceki kürtajlar mekruhtur. Ama bir can yok ortada. Can olmadığı için çok büyük haram değildir. Mekruhtur. Yine günahtır ama tabii ki bu. Ama 40 günden sonra yapılan bir kürtaj
kürtajın karşılığı işte 800 gram altın. Ama 40 günden önce yapılan kürtajın karşılığı 800 gram altın yok orada. Bir tek tövbe edecek, istiğfar edecek. Allah da onu affederse affedecek. İnşallah. Evet. İnşallah. Başka soru var mı? Buradaki sorular bitti. Peki. Buyurun. Var mı? Peki. Evet. Bu son sohbet. Zaten sonraki hafta artık kurban öncesi oluyor. Ondan sonra yaz tatili başlıyor. Yazın burada yaz kursu var. Çocuklarınızı gönderin yaz kursuna. Çocuklarınızı Kur'an'dan ayırmayın. Kur'an eğitiminden koparmayın. Okullarda çocukların zihinleri zaten bulanıyor. Zaten sıkıntı. Yani çocuklarımızı zaten bu ülkede, bu okullarda maalesef çok ciddi bir şekilde hani Kemalizm ideolojisi altında çocuklarımızı kirletiyorlar. Bundan sakınmak için bu gibi yerlerde çocuklarımızı temizlemeye çalışalım. Buralardan çocuklarımızı koparmayalım, ayırmayalım. Evet, Mevla Teala yapmış olduğumuz bu sohbette hasıl olan sevabı evvelen bizler Aleyhisselam Efendimizin ruhu tayyibelerine ve vesair nebilerin, şehitlerin hasreten şahit olduğumuz, vefatına şahit olduğumuz, şehadetine şahit olduğumuz Gazze'li kardeşlerimizin, kendi yakınlarımızın, kendi ana babalarımızın, onların ana babalarının ne kadar mümin müminat, müslüm müslümat varsa kabirlerinden artık eser kalmamış, nesillerinden bir nefer kalmamış, yok mu bize de bir Fatiha diye kabirlerine direnen ne kadar kimsesiz müslüman varsa ya da arkasından nesiller bırakmasına rağmen Kur'an okuyanı namaz kılan bir nesli olmayanların da ruhlarına Mevla Teala vasıl eylesin. Bizlerin de ardında namaz ehli, Kur'an ehli, amel defterimizi kapatmayan salih evlatları bizlere nasip eylesin. Bizler de kabre girdiğimizde şu sevaplardan, şu hatim sevaplarından ne niyetle okunduysa o niyeti Mevla Teala hasıl ettikten sonra geriye kalan, bize de taksimi mümkün olan sevapları da bizlerin de kabirlerine yoldaş eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Promosyon parası, torunlarım ihtiyaç sahibi diyor, onlara verebilirim. Promosyon parasını kişi kendi ihtiyaç sahibi ise ya da torunu, oğlu ihtiyaç sahibi ise verebilir, kullanabilir. Mesela diyelim ki komşumun promosyon parası yattı, ben de muhtacım, bana verdi. Hani başkasının promosyonunu alacak kadar muhtaçsa kendi adıma yatan promosyonunu kullanmakta bir problem yok. Ama ya işte şu mevsimde yattı, hazır tatil mevsimi, bari bununla bir yerde de gidelim falan oluyorsa bu olmaz. Hani böyle bir ihtiyacı kullanılmaz ama hakikaten çözülemeyen bir problem var, bir ihtiyaç var ve bu ihtiyaca da bütçe yok. Ona harcayacak bir paramız yok, ayıracak paramız yoksa o zaman promosyonu kendiniz de kullanabilirsiniz, oğlunuz da torununuz da kullanabilir, bunda problem olmaz. Hocam yiyebilir misin o? Mümkünse yani o ekstra ikinci, üçüncü masrafları harcamak daha iyidir. Mutfakta kullanmamak daha iyidir yani. Evet, El-Fatiha.